Belediye Başkanı Muzaffer Kürcü, Sayıştay Başkanlığı'nın Çorum Belediyesi tarafından 2014 yılında Belediye Meclisi kararıyla bazı ilçe belediyelerine yapılan toplam 480.667 liralık yardımla ilgili olarak kendisi ve dönemin belediye meclis üyelerinden savunma istemesiyle ilgili olarak ilk kez açıklamada bulundu. Bazı basın kuruluşlarının Kürcü'den savunma istendi başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberle ilgili olarak yapılan belediye meclisi toplantısında ilk kez açıklamada bulunan Başkan Kürcü, sorunun Çorum Belediyesi'nde rutin incelemede bulunan Sayıştay denetçilerinin konuyu doğru olarak yorumlayamamasından kaynaklandığını ileri sürdü. Çorum Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine yapılan yardımlarda kanunen hiçbir sakıncanın bulunmadığını ifade eden Başkan Kürcü, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezleri kardeş belediyesi uygulaması yapıyorlar. Bizim yaptığımız bu uygulamanın bir benzeridir ve kanunen hiçbir sakıncası bulunmamaktadır dedi. Mersin gereksiz bekleri ve benzeri kırtasiye malzemeleriyle okul sırt çantaları belediyemizden talep edilmektedir. Makamımızın uygun görüldüğü takdirde Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna Türk Kültür Merkezi'nin yurt dışında faaliyet göstermesi yapılacak yardımın yurt dışında olması nedeniyle konunun belediyemiz meclisi gündemini görüşülerek karar verilmesi için yurtumuzun belediye meclisine valisine arz edelim kültür ve sosyal işler müdürü. Bu sene eğer projeyi gerçekleştirmek mümkün olursa Bosna Hersek için de bir ziyaret düşünüyoruz. Bu kapsamda bir çalışma içinde inşallah bugün sizlerden yetki istedik. Söz almak isteyen arkadaşımız varsa söz verelim, yoksa oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Türkçe öğrenmesini istemiyor musunuz Bosna'da? Biz de diyoruz ki biz bir Londra veya New York böyle bir belediye değil. 160 milyon borcu olan, 80 milyon borcu olan bir belediyeyiz. Bu daha önce Yozgat'a, Aydınca yaptığımız belediyelere yaptığımız yardımlara da karşılaşmıştık bir resim olarak. Çorum'da bu kadar ihtiyaç sahibi olan dernekler var, Monkasa var, Kertügöy var, bir sürü dernek şeyimiz var. Biz buralara yardım yapalım ki gelen yazıya dikkat ettiyseniz Cumhurbaşkanlığı himayesinde birlikler düzenleyen, yani Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde devletin takdir ve yetkisinde olan bir yardım paketi. Bosna kardeş ülkemiz, biz de çok seviyoruz. Yani sevgimize yarıştırmıyoruz burada ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı kendi bütçesinden çok bütçeleri başka yerlere harcayacağını, biraz buraya fazlasını harcar, yapar yardım. Biz de buraya harcayacağımız 1 lira da aynı, 1000 lira da aynı. Onu gider burada başka yerlere harcarız dediğimizden dolayı hayır diyoruz. Bu da biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi kardeş belediyecilik uygulaması yapıyor mu? Yapıyor. Kardeş belediyecilik uygulamasının aynısıdır bu. Birisinde adına kardeş belediye diyorsunuz, birine kardeş belediye demeden yapıyorsunuz. Ama ikisinde de bir belediye başka bir belediyeye aynı veya nakdi bir kaynak aktarıyor. Dolayısıyla müfettişin ya da müfettiş değil esasında Sayıştay denetçisinin oradaki değerlendirme hatası olarak ben bunu görüyorum. Kaldı ki açık bir ifade var. Diğer mahalli idarelerle ortak proje yapar diyor. Bunu kendi mücavir alanın içerisinde yapmalısın diye yorumlamış denetçi. Peki ben size şimdi soruyorum, içinizde okuyucular da var. Bizim mücavir alanın içerisinde başka mahalli idare var mı? Peki biz kiminle yapacağız o zaman bunu? Demek ki kendi mücavir alanımızın dışındaki başkaca mahalli idarelerle yapacağız. Biz bunları cevaplarımızda yazdık. Daha önce de bize buna benzer sorular sordular. Bize basına çok haber değer olmadığı için biz yansıtmadık. Feriz Çakmak Caddesi'ni biz Akıncılar Kışlası'ndan ayırarak genişlettik. Oradaki duvarları yıktık, Nizamiye'yi yıktık, bir hizmet binalarını askeriyenin yıktık ve bunları yıkarken de biz bunları yıkalım, içeriye size tekrar yapalım dedik. Sizin çevre duvarınızı tekrar yapalım dedik. Ve aradan bir sene geçti. Bir sene sonra gelen Sayıştay denetçisi, bunlar zaten devletin malı. Devletin malı siz niye yaptırıyorsunuz? Gitseydi Milli Savunma Bakanlığı kendi bütçesiyle yaptırsaydı diye. Bize onu da kişi borcu yazmıştı.